Özcan Deniz insafa gelmiş, geçmişi sineye çekmiş. Eski eşi Feyza Aktan'a bakın neden zeytin dalı uzatmış, izleyelim. Özcan Deniz geçmişi sineye çekti. Bunu ifade etmek çok zor. Bunu anlatmak çok zor. Hayatının aşkına, geri dönüş bileti dizisine ve iyi haberlere odaklandı. Sizinle paylaşıyorum. Şiddetli bir şekilde boşandı eski eşi Feyza Aktan'a nasıl zeytin dalı uzattı? Ünlü şarkıcı ve oyuncu bebek mi bekliyor? Genç eşi Samar Datgar'ı ilk kez açıkladı. Hamile olduğunuz şeklinde iddialar vardı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz cephesinde son birkaç gündür sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eski eşi Feyza Aktan'la yaşadığı sancılı dönemin ardından Seni Çok Bekledim isimli dizisi sona eren, imajı bir hayli lekelenen Özcan Deniz'in bu imajı toparlayabilmesi kolay olmamıştı. Ünlü şarkıcı uzun bir Nadas döneminin ardından kendisini sahnelerine verdi. İşin çıkacağı, dizinin yayınlanacağı gece şiddet uyguladı diye, mışlı muşlu değil, uyguladı diye haber yap. Bundan çok yoruldum. Bunu ifade etmek çok zor. Bunu anlatmak çok zor. Bir o sahneden bir diğer sahneye koşan Deniz'e bu süreçte Feyza Aktan'la boşandıktan sonra Yıldırım nikahıyla evlendiği Samar Datgar epey bir destek oldu. Söyleyin. Yeni yılın ilk saatleri. Aa, yılbaşı. Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta mıydı yılbaşında Özcan Bey? Evet. Doğru değil mi? Kıbrıs'taydı. Evet. Evet. Başta sevenlerinden ve annesinden epey bir tepki alsa da bu kararı için Özcan Deniz eleştirilere kulakların tıkadı. Geç de olsa bulduğu hayatının aşkıyla bir yuva kurmaya çalıştı. Evet! Ünlü oyuncu ve şarkıcı uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına Özgün Amal, Erkan Avcı ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerle birlikte Kızıl Goncalar'la döndü. Feyza Aktan'la yaşadığı süreç ünlü ismi çok yormuştu. Geçtiğimiz günlerde eski eşlerin cephesinde yeni gelişme yaşandı. Sanatçı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Feyza Aktan'a oturduğu Zekeriyaköy'deki villa için 5000 TL'lik ecrimisilli, şimdilik 5000 TL'lik aidat bedeli davası açmıştı. Deniz bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etmişti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 3 yıl yıldır devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Okul yürüme mesafende, market yürüme mesafende, eczane yürüme mesafende, bütün ünlülerin oturduğu bir site. Kendim oradan ceketimi aldım çıktım. Ve orayı dağbaşı diye anlatıyorsun bana. Özcan Deniz geçtiğimiz ay mahkemeye dilekçe sunarak eski eşi Feyza Aktan'a açtığı davadan feragat ettiğini söyledi. Deniz'in talebi doğrultusunda mahkeme davanın reddini hükmetti. Çocuğa vurma! Hayatında çoğu şey yolunda giden Deniz, anlaşılan eski eşi ve çocuğu kuzeyin annesiyle arasındaki husumetler içinde zorlamanın lüzumu yok politikasını izlemiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde bir sahnesinde eşi Samar Datgar'la evliliklerinin birinci yılını kutlayan Özcan Deniz çok konuşulmuştu. Sahnede yaptığı sürpriz konuşmayla eşinin ayaklarını yerden kesmişti. Bir sanatçı olarak hayatımın bütün anlarına şahitsiniz. Bu anı da sizinle paylaşıyorum. Görüntülerin ardından çok da yabancı olmadığımız bir dedikodu bir kez daha çıktı. Samar Datgar hamile. 2 gün önce evlilik yıldönümümüzü kutlayamadık sahnede olduğu için. Sahnede kutladık. Her şey güzel. Güzeldi, utandım biraz. Ama alıştım değilim kameralara. Bizi biraz takip ediyorsanız şimdiye kadar 4 Samar Datgar hamile mi iddiası içerikli VTR, 6 tane az sonra 2 tane de bu iddiaları kim çıkartıyor konusu işlediğimizi biliyorsunuzdur. Bu iddiaları kim çıkartıyor konusunu işlediğimizi biliyorsunuzdur. Samar Datgar'a bu konular soruldu. Özcan'ın genç eşi Samar Datgar da tıpkı bizim gibi düşünüyor anlaşılan. Kim çıkartıyor bu haberleri? Her gün hamilelik haberim çıktığı için öyle bir şey yok.
Özcan Deniz ve Feyza Ak'tan çekişmeli bir boşanma yaşamıştı. Skandalları ortaya çıkmıştı. Evlilikleri ve boşanma arifesinde yaşadıkları her şeyi de tüm Türkiye konuşmuştu. Kısa bir süre sonra da Özcan bir daha evlenmez desek de annesi de böyle düşünse Samar Datkar'la Yıldırım Nikah'la evlendi ama hala Feyza Ak'tan konusu gündemde. Evet. Hala eski eş konuşuluyor. İlginç değil mi? Evet, yani Özcan Deniz'le Feyza Ak'tan 2018 yılında evlenmişlerdi. Evlendiklerinde hatırlarsınız 8 aylık hamileydi Feyza Ak'tan. Evlendikten bir ay sonra da doğum yapmıştı. Ve yani bir evlilik nasıl başladı? Bir garip bir şeydi, ilişkiydi. 8 aylık hamile böyle çıktı, gelinlik giydi filan. Ve öyle de bitti zaten. Garip bir şekilde de bitti ve evlilikten çok bir kaos yaşandığı haberleri geliyordu bize. Kavga, gürültü, yeni çocuğunuz doğmuş, oturtamadılar evliliği. Halbuki Özcan Deniz öyle demiyordu. Feyza Aktan'ı sevdiğini söylüyordu, dile getiriyordu. Ancak sonradan burada programlar yaptıkça, bize bilgiler geldikçe öğrendik ki o evlilik başladığı zaman hayatında İranlı Samar Datkar varmış ve gizliyormuş bunu Özcan Deniz. Yani evliliğin neden oturmadığı, Feyza Aktan'la evliliğin neden yürümediği de bir anlamda oraya yorumlanıyordu fanları, hayranları tarafından. İran'dan gelen kız 16 yaşında, annesi orada modacı mı değil mi tam belli değil filan, geldi hayatına girdi ve Feyza Aktan'dan da kavgalı bir şekilde boşandı. Bir kaos ortamı sürdü gitti. Hı. Ve şaşırtıcı bir şekilde çocuğunun annesine Özcan Deniz çok sert davranmaya devam etti boşandıktan sonra da. Kırmızı ışıkta durduğu zaman altından cibini aldı. Kendi üzerine kayıtlı cip ve cipin vergileri falan ödenmemiş, ödemiyor Özcan Deniz ve polisler çevirdiği zaman da arabayı bağlıyorlar vergiler ödenmemiş diye. Hı hı. Kasıtlı olarak ödenmediği iddia ediliyordu ve sonra evimden çık, kadın diyor ki benim boşanma şeyinde, protokolünde bu evde çocuğumla, aile evi olduğu için çocuğumla burada yaşamaya devam edeceğim, boşanma protokolünde var. Hayır, bu evden çıkacaksın. Bu ev ve bu evi yıkıp yandaki evle birleştirdik. Yandaki evde işte benim üzerime, sen o evi de kullanamazsın. Kullanırsan haksız işgal davası açarım sana dedi ve açtı. Yahu sen salonu yıkmışsın, genişletmişsin. Karınla oturacaksın, bir aile evi kurmuşsun. Kendin yapmışsın bunu ama o tarafa geçme diyorsun. O tarafın da aidatını sen ödeyeceksin. Böyle garip garip davalar açtı. Hı hı. Şimdi iptal ettiği dava Özcan Deniz'in o dava. Hı. 3 senedir de sürüyordu bu dava. 3 sene sürmesi de garip bu davanın. Çocuğuyla sokağa mı atılacak yani bu kadın? Şimdi Özcan Deniz davayı geri çekti. Güya çocuğun annesiyle güzellik yaptı. O davanın hiç açılmaması lazımdı zaten. O dava gerçekten bu ev için mi açıldı? Tabii. Çünkü benim çok yani iyi bildiğim bir şey var ki Özcan Deniz'in kesinlikle yani Feyza'nın o evden çıkmaması üzerine, çocuğunun aynı şartlarda o evde yaşamaya devam etmesi üzerineydi. Hmm. Feyza ise orada kalmak istemediği için zaten aralarında bazı problemler çıktı. Boşandıktan sonrayı söylüyorum. Evliliğin içerisinde aslında çok mutlu bir çifttiler. Yani Feyza bir kere ölesiye aşıktı Özcan'a. Özcan da Feyza'ya çok saygılı ve çok sevgi dolu bir koca ve çok iyi bir babaydı. Yani evliliklerinde onları böyle dışarıdan gören hiç kimse bu işin bu raddeye gelebileceğini öngöremezdi. İnanın bana, çok güzel giden bir ilişkiydi ama işte Feyza'nın yaşının küçük olması ve karşısında evlendiği adamın Özcan Deniz olduğunu belki de zaman zaman unutuyor olması bazı şeyleri doğru idare edememesine sebebiyet verdi. Hiçbir kadın, hele ki bu kadar genç yaşta, kendine en güvenli olduğu yaşta karşınızdaki kim olursa olsun başka bir kadınla irtibatı hazmedip kabul edemez. Eğer ki politik bir ilişkide değilse, yani politikse ne olacak, ben bu adamın parasını kullanayım, şöhretini kullanayım derdinde değilse, o kadın duygusal yaklaşır ve başka kadınla olan işte mesajlaşmayı da telefonlaşmayı da gibi şeyi görmezden gelemez. Çocuğum için bilmem ne diye. Belli bir olgunluktan sonra aman yuvamın düzeni bozulmasın diyen bazı kadınlar bunu görmezden gelip idare edebiliyor.
Hangisi doğru onu da bilmiyorum şu anda. Bunun cevabını çok net veremeyeceğim. Şartlara göre belirler bu davranış biçimi. Ama ne olursa olsun tabii ki her tavır çocuğu düşünerek yapılması gereken bir tavırdı. Samar ve Samar gibi binlerce kadın zaten Özcan'a yazıyordu. Yani evlendi diye hiçbir kadın Özcan Deniz'e yazmaktan vazgeçmedi ki. Ona olan hayranlığından, aşkından vazgeçmedi ki. Yazmaya devam ettiler. Ama bunu idare etmek, kabul etmekten bahsetmiyorum. Kıvaçta Utuğa da yazıyorlar. Kenan İmirzalıoğlu'na da yazıyorlar. Hangisi dönüp bakıyor hangi kadına? Bu geçen sene söylediğin yani evdeki kadın faktörü vardı ya. Geçen gün Bilal abinin de söylediği. Şimdi bu adam star bir adam. Etrafında bir dolu kadın var, hayranları var. Şimdi eve geliyor, evdeki hanımla durmadan kavga ediyor. Onun egosunu okşayan bir kadın değil. Tamam evet, çocuğunun annesi. Ama sürekli dırdır halinde, kavga ve didişme halinde olduğu bir evlilik vardı Feyza'yla. Bak hayatım, doğru bir mu? Erkek olarak söylüyorum. Öyle değil bir yani. Erkek adamın olarak söylüyorum. Adamın egosu yerle bir oldu yani. Bir erkek, o zaman. Bir erkek evli de olsa hayatında genç bir kadın varsa, bir başka kadın varsa kendisine çok ilgi gösteren ve o erkek o kadına da ilgi duyuyorsa, o genç kadına da ilgi duyuyor ve zaman ayırıyorsa evdekini ihmal eder ve evdekiyle kavga eder. Ama evdekiyle mutsuzsa. Evdeki ona batar. Mutlu da olsa bir zaman sonra ya. Öbürü eğer daha genç ve daha cilveliyse evdekinin üzerine çıkar. Samar Datkar'la Özcan Deniz arasında Feyza Ak'tan bu üçgen içinde yaşananların bu olduğu şeklinde Samar Datkar'ı da tanıyanlar, Feyza'yı da tanıyanlar böyle bir sürü yorumlar zamanında bize de gönderiliyordu. İran'dan da gönderiliyordu bu yorumlar. Biliyorsunuz değil mi? Özcan Deniz İran'da çok seviliyor ve çok takip edenler var. Bunu, bu yorumları çok aldık biz. Vallahi Özcan Feyza'yı çok seviyordu ve gerçekten çok mutlu bir ilişkileri vardı. Feyza burada biraz daha olgun ve daha alttan alıcı bir tavır sergilemiş olsaydı Özcan Deniz asla Feyza'dan ayrılmazdı. Samar Datkar'la da bir evlilik yapmazdı. Yani bu biraz inatlaşmaya girdi. Bu bir şekilde o dönemki artık hırçınlaşmanın getirdiği bir tarafta sarılan yaralar farklı bir yere evirdi ilişkilerini. Evlenmiş bir adam da tekrar yalnızlığa da kendini sevk etmek istemedi belki de. Şu anda tabii artık Samar'la evli. Hani bu eski ilişkisini bu anlamda tabii konuşmak bu evliliğe saygısızlık olur. Ama bir de gerçekler tabii ki var ortada. Hayır hayır, saygısızlık olmaz. Onlar ünlü insanlar ve hayatları boyunca da konuşulacaklar. Zaten mahkemeye gittikleri zaman da hakim diyor ki eleştirilere tahammüllü olacaksınız siz diyor. Kanunda tabii da böyle yazıyor. Ünlüler normal insanlara göre eleştirilere çok daha fazla tahammüllü olmak zorundalar. Çünkü alkışlarla bir yere geldiler. Bunlar da konuşulacak tabii. Tabii konuşulacak yani. Bunlar. Ve Özcan Deniz'in bu konuda Feyza Aktan'la ilişkisi konusunda ak kaşıktan çıktı, ak kaşık olduğu asla söylenemez. Özcan Deniz karısıyla şimdi şu kapıya gidip bağırıp çağırması mesela o feryatlar. Yani bunu Özcan biliyorsun ki o kapıya gidersen o kavga çıkacak. O olay çıkacak. Olay olacak orada. Niye gidiyorsun? Hayatı boyunca o çocuk bu kavgayı, bu bağırışı, çağırışı duyacak artık arama motorlarına baktığı zaman anne babanın. Yani çok değişik. Tabii bir de şunu söyleyeyim, sözü sana tekrar vereceğim. Çocuğunun annesini tercih etmiyor. Onunla da çok daha yeni. Bir yıllık ilişkisi var, 1,5 yıllık ilişkisi var çocuğun annesi. O kadın ona çocuk yapmış ve o da genç. Yani tazeyse o da taze, 20'li yaşlarda. Ama gidiyor İran'dan gelen bir başka kadını tercih ediyor. Yani burada da tabii Samar Datkar'ın ne sunduğu, ne verdiği manevi olarak, duygu olarak, sevgi olarak. Samar Datkar demek ki bu anlamda çok üstün, çok güçlü bir kadınmış ki çocuğunun annesinin yerini alabildi tercih olarak. Zeki bir kız Samar. Bir erkeği o yaşta olmasına rağmen nasıl elde edebilecek zekaya ve akla erişmiş bilmiyorum. Valla ben bu yaşta daha o kadar akıllı davranamam açıkçası. Ya bu bir akıllılık mı onu da bilmiyorum. En nihayetinde aşık olduğun bir adama hedef belleyip o adamı bir şekilde elde etmek akıllılık herhalde. Bilmiyorum ama hele ki bir yuvası varken o adamın. Ama şu anda İnşallah mutludurlar. En nihayetinde bir evlilik oldu. Ama çok şaşırtıcı. Ama yani dediğim gibi Feyza ile Özcan aslında gerçekten çok mutluydu. Bir de şunu unutmayalım. Özcan Deniz de olsa bu adam. Ne kadar Türkiye'nin en önemli starlarından, en talep gören starlarından birisi de olsa
Bu adam bir erkek ve doğu kültürüyle büyümüş bir erkek. Namus kavramını kadınında çok ön planda tutan bir erkek. Siz biliyor musunuz Özcan Deniz'in neden bu kadar genç kadınlarla ve genç kız tercih ettiğini? Namus kavramı. Çünkü daha önce kimsenin eli değmiş olsun istemiyor Özcan Peki Deniz. Şunu kabul ediyor musun? Özcan Deniz doğulu erkek, şu erkek, bu erkek. Özcan Çok Deniz, önemli bir şey söyledim ben ama. Biliyorum. Şunu kabul ediyor musun? Bu önemli mi bakalım? Seyirciye de soralım. Boşanma sözleşmesine şöyle bir madde eklemiş Özcan Deniz Feyza Aktan'la boşanırken. Feyza'nın sevgilisi olur olamaz. Olursa tüm verilenler geri alınacaktır. Hadi bakalım buna söyle. Bu böyle bir şey olabilir mi 2024 Türkiye'sinde? Ya böyle şöyle, bir şey olabilir mi ya? Sen bunu Özcan, Kızıl Goncaları falan bırak kardeşim. Sen bunun filmini çek asıl. Bu yaşadıklarının Feyza Aktan'la ve bu İranlı kızla. Tam film ya. Sevgilisi olamaz değil ama ne ola, işte burada imkanlarıyla. Burada ya, Feyza Aktan söylüyor bunu. Feyza Aktan bunu söyledi. Katıldığı programda şey söyledi. Bir erkek empatisi yapacak Hı-hı. olursam ben de benim alın terimle alınan bir evde, çocuğumun yaşadığı bir evde, karımın ya yani eski eşimin sevgilisiyle vakit geçirmesini çok sindiremem. Yani tamam ya bırak, artık bu saatten sonra sizi ilgilendirmez. Evet. Sana ne istediğini yapar. En nihayetinde bu bir bedel karşılığında Hı. temin edilmiş bir mekan evet. ve çocuğunun yaşadığı bir yer. Ama işte en önemli vurgu burada çocuğunun yaşadığı yer. Çocuğunun yaşadığı yer niye temin ediliyor? Çocuk iyi şartlarda ve alıştığı konforda yaşamaya devam etsin diye. Ama şimdi hele ki bir erkek çocuğunun yanında başka bir erkeği, bir baba olan... Niye yanında görüyorsun? Neden yanında şey görüyorsun? Nasıl evlendiğin, evliliğin kaderini de çok belli ediyor. Çok ortak bir arkadaşımız var. İsmini vermeyeceğim. Özcan Deniz'in de yakını. O dönem demiş ki baba olmaya hiç hazır değildim. Feyza ile evet bir flörtümüz vardı, bir ilişkimiz vardı ama evlilik düşünmüyordum da. Çok izlenen bir dizide başroldü Aslı Enver'le ve herkesin sevdiği, saygı duyduğu, toplumun ideal erkek olarak gördüğü bir pozisyondaydı. Bir anda gayrimeşru bir çocuk haberiyle zaten bütün kariyeri yerle bir olacaktı. Eğer bu çocuğu kabullenmemiş olsaydı mantık çerçevesinde hareket ederek çocuğuna da sahip çıktı ve Feyza'yla da evlendi. Feyza Aktan'ı o duruma getirmeyelim. Feyza Aktan öyle bir kadın değil. Feyza Aktan da evlenme vaadiyle o çocuk yapıldı. Feyza Aktan da evlenme. İlişkileri vardı zaten. Hamile tamam, kalabilir ama bu arada Feyza. Feyza Aktan da evlenme yoluna girdi. Neden nikah yapmıyorsun diye sorulduğu zaman Özcan Deniz'e işim çok fazla dedi. İşten fırsat bulamıyoruz dedi. İlk arada yapacağız dedi. Hemen boşandılar farkındaysan 8 ay oyaladı. O şeye katılmıyorum. Yani çocuğu var yanında Feyza Aktan'ın sevgilisi olması falan olur mu öyle şey? Boşanan kadınlara burada o zaman çok büyük haksızlık yapıyoruz. Ben doğru diye söylemiyorum adam zaten. Adam istemeyebilir. Kirazını bu, benim ödediğim benim evimde bir başka adamla çocuğum olsun istemiyorum oraya, diyebilir bunu yani. Bunu nereden çıkardınız ya? Feyza Aktan'ın sevgilisini evine alacağını nereden çıkardınız? Niye buradan yorum yapıyorsunuz ya? Hayır bir özel ya sizler kadın olursa olacaksınız. Bak bir özel sizlerin hayat. Hakkınızı ben savunuyorum burada ya. Allah Allah. Ya bir dakika biz bunun doğru olduğunu savunmuyoruz. Bu fikri Özcan'ın konuşuyoruz. Mantığının bu olduğunu düşünüyoruz. Yani Özcan bir erkek olarak bir de doğu kültüründe Özcan'ın yaşamış bir erkek olarak. Özcan'ın derdi burada ev değil. Ev değil Özcan'ın derdi burada. Otelde de olsa adamın evinde de olsa kimseyle beraber olmayacaksın. Sevgilin olmayacak diyor ya. Hayatın öyle bir şey, öyle bir şey Özcan karar veremez. Genç bir kadın. Aynen öyle. Hayatı bir da hayatı tabii ki var. Devam edecek. Yani böyle bir şey ambargo koyamaz. Böyle bir şey söz konusu bile değil tabii koyamaz ki. Koyamaz tabii öyle yani. Sen şey yani evleneceksin edeceksin. Kadın yok, bekar mı kalacak şey. Ömrünün sonuna kadar? Yok yani benim yok. O konuyu bildiğim kadarıyla o sınırın içerisinde çocuğun hissedeceği bir boyutta yok bir öyle, şey yaşanırsa gibi bir durum. Hayır hayır ama yok öyle ama öyle değil. Bir şeye kimse karışamaz. Kime öyle ne ya değil. Allah Allah boşandıktan sonra sen karışamaz gideceksin. Tabii. Karını aldattığın kadınla evleneceksin edeceksin. Gözünün karışamaz önünde bir de tabii. mutluluk pozlarını her gün kadın görecek orada. İçinden kanlı gözyaşlarıyla hiçbir şey yokmuş gibi böyle yaşamaya çocuğuna hiçbir şey hissettirmemeye devam etmeye çalışacak. Bir de aynı sitede oturuyorlar dip dibe ya binalar. Özcan'la oturmuyorlar. Özcan'ın abisiyle aynı yan yana oturuyorlar. Ha, o daire de bölündü. Yan taraf abisine Peki. verildi. Öbür tarafta da Feyza oturuyor. Peki.